Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte TabSolid 7.18 ile birlikte gelen offset komutlarından yeni bir özellik hakkında modelleme yapacağız. Öncelikle benim dışarıdan çağırmam gereken bir DXF dataya ihtiyacım var. Hazır bir görsel üzerinden görselin dış çizgilerini DXF dataya dönüştürerek onun üzerinden bir katı modelleme yapacağız. Proje ağacımızdan sağ tıkladık. Import and Export komutumuza geldik. Import file with convention komutumuzu açıyoruz. Şu şekilde indirilenlerin arasında TabSolid logosunu açalım. Projemizi içeriye aktarıyoruz. Gördüğünüz gibi daha önceden hazırlamış olduğum TabSolid logosu DXF halinde projemin içerisine gelmiş bulunmakta. Bu TabSolid yazısından anahtarlık görseli oluşturmak. Şimdi ben burada size farklı şeyler de göstermek istediğim için bu DXF data üzerinden yeni bir sketch ile ben bunları aktarmak istiyorum. DXF datamızı çizim olarak tanıtmanın iki farklı yolu var. Ya project komutuyla her bir görselimizi şu şekilde seçebiliriz veya burada kontürün hemen altında bulunan kontür wizard komutumuza tıklayarak yeni çizimlerimizi şu şekilde direkt tanıtabiliriz. Control Wizard sayesinde her bir çizimi ayrı ayrı seçmeme ihtiyacım yok. Çizimimi yaptım. Bunu siliyorum. Buna ihtiyacım yok. Sadece dış hatlarına ihtiyacım var. Sketch'imi onayladım. Şu an bir çizimim mevcut. İlk çağırdığım DXF datayı kapatıyorum. Asıl burada size göstermek istediğim komutun burada biliyorsunuz ki 2D ve 3D'nin içerisinde FX komutlarımız mevcuttur. Bu FX komutlarına girdiğimizde offset komutumuz var. Yine bizden buradan 2D olduğu için bir yüzey istiyor. Şu şekilde seçtim. Offset komutu içerisine geldiğimizde burada logolarında ABC yazan 3 yeni logom mevcut. Bunların her bir komutu farklı. Yani bunu harflerde de aynı şekilde kullanabildiğimiz gibi mevcut çizimlerimizde de kullanabiliyoruz. İlkinden söz etmek gerekirse burada bireysel olarak istediğimiz harfleri ya da çizimleri bağımsız bir şekilde seçebiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi zaten bana bir profil alanı sunuyor. Ayrıca diğer biri ise benim sadece o sketchlerin bir tanesine tıklamam yeterli. Sketch 2'yi komple seçtiği için bu şekilde hepsine eşit bir offsetleme yapmış bulunuyor. 1,5 cm benim için yeterli olacaktır. Yine bu şekilde iç dış ayarlamalarını yapabiliyorum. Reserve seçersem hepsi eşit bir şekilde içeriye alacak. Ancak belli başlı çizimleri istiyorsam onların kendilerini seçmem şu şekilde yeterli olacaktır. Şunları da şimdilik kapatalım. Oluşturacağımız model için bunlar uygun değil. Evet, dışarıya çizimimizi bu şekilde offsetliyoruz. Şimdi burada bir diğer yapacağımız şey ise çizimimize hemen gelelim, edit diyelim. Bu haliyle offsetledik ancak bu kesişim noktalarını istemiyoruz. Tek tek trimlemekle de uğraşmak istemiyor iseniz. FX komutları içerisinde boolean komutumuz var. Bu boolean komutu gördüğünüz gibi kesişenleri bir bütün haline getirebilir. Kesişenlerde seçileni dışarı çıkarabilir veya ortak kesişim kümesini alabilir. Biz direkt birleştirmesini istediğimiz için ben profillerimi tek tek seçiyorum. Gördüğünüz gibi turuncu birleştirdiği anlamına gelmekte. Şu şekilde offsetlediğim bütün çizimlerimi seçiyorum. Onayladım. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde hem offsetlemiş hem birleştirmiş oldum. Kullanımında oldukça pratik. Bir yöntemimiz bu. Bu herhangi bir çizimi bu şekilde offsetleyerek birleştirebiliriz. Sizlere diğer bir göstermek istediğim. Aynı şekilde 2D sketch'in içerisinde harflerimizden yine TabSolid'imizi yazalım. Yüksekliğimiz 50 olsun. Kalın olsun. Arial fontumuzu seçtik. 20 olarak değiştirelim. Şöyle yaptım. Buradan da profil komutumun açık olmasına dikkat ediyorum. Onayladım. Sketch'imizi de onayladım.
Gördüğünüz gibi profil komutunu açık bıraktığımız için çizim harfleri çizgi olarak almış bulunuyor. Sağ tıkladım, Edit Sketch dedim. Aynı şekilde buradan yine Offset komutuna giriyorum. Gördüğünüz gibi direkt Sketch alanına geçti. Aynı şekilde burada harflerimizi bireysel seçebildiğimiz gibi tek bir tıklamayla hepsini de eşit bir şekilde seçebiliyoruz. Bunun kalınlığını biraz daha arttırmak istiyorum ki harfler iç içe geçsin istiyorum. Bu benim için uygundur. Onayladım. Harflerim gördüğünüz üzere birleşti. Construction açık olduğu için referans aldığım skeçim construction yani referans çizgisi haline dönüş yaptı. Şimdi ben bunları tekrar birleştirmek istiyorsam yine aynı şekilde boylan seçili olan skeçlerimde gördüğünüz gibi turunculaştı. Bu şekilde yine onayladığımda istediğim görüntüyü aynı şekilde elde edebildim. Buradaki önemli olan nokta harfler üzerinde de çizime dönüştürmeden yapabiliyor olmamız. Bu şekilde sketch'imizi onaylayalım. Bu çizim örneğimizi buradan ben kaldırıyorum ve bunun üzerinden de devam ediyorum. Şimdi shape komutu üzerinden bir extrude ile şu alt parçamın 1 cm olacak şekilde ayarladım. Edit diyorum. Aynı şekilde Ctrl Wizard komutumla birlikte şu orta alanlarını da alıyorum. Sketch'imizi onaylayalım. Shape komutundan geldim. Çizimimi seçtim. Dışarıya yine bunu da bu sefer 2 olacak şekilde ayarlayalım. Ayırt edebilmek adına parçama geldim. İkisi farklı shape'ler halinde. Sağ tıkladım. Komutumun üzerinden parçamın beyaz olmasını istiyorum. Yazılarımın da kırmızı olmasını istiyorum. Bu şekilde parçalarımızı düzenledik. Sketch'lerimizi kapatalım. Dışarıdan ilk çağırdığımız data üzerinden hep ilerledik. Şöyle ona kısaca bir edit dediğimizde gördüğünüz gibi bu merkezinden biraz uzak. Peki ne yapabiliriz böyle bir durumda? Biliyorsunuz ki dışarıdan aldığımız datalarda bu konuyla ilgili çok fazla sıkıntı yaşıyoruz. Construction'ın içerisinden Transform Transformation komutumuzu alıyoruz. İki shape'imizi de seçtik. Position komutumuzu aldık. Origin frame'imizi bize soruyor. Origin frame şeklimizin frame'ini soruyor. Destination frame bir de gideceği frame'i soruyor. Bu origin frame üzerinden frame on shape komutunu kullanabilirim. Shape'imi seçtim. Bir nokta istiyor. Bunun için de midpoint'i seçiyorum. Şu an bana referans olması için yaklaşık olarak şu iki noktanın ortasını merkez olarak kabul etsin. Ve daha sonrasında Y direction. Ancak direction olarak burada gördüğünüz gibi frame oluştururken hem X, Y direction'ların haricinde bu şekilde direkt direction kapalı olduğunda benim buradan bir axis seçmem gerek. X, Y veya Z. Ancak burada bana referans olarak şu an göstermiyor. Bu yanıltıcı olabilir. Bunun için şunu kullanabiliriz. Bu izoparametreyi de kullandığımız zaman burada referans olan axislerime göre ters kalıyor. Aynı şekilde V üzerinden deniyorum. Zaten Y direction üzerinden almıştım. Y'ye referans, X, X'e, Z, Z'ye. Bu şekilde onayladım. Tekrar onayladığımda gördüğünüz gibi parçamı direkt istediğim merkeze yansıtmış bulunuyor. Bu oluşturduğum frame'i şu sol taraftan kapatabilirim. Aynı şekilde bu oluşturduğumuz noktayı da kapatalım. Şimdi gelelim parçamızın kendisine. Şu anda da gördüğünüz gibi perspektif açıya geldiğimde parçamın yukarıya dönük olduğunu görüyorum. Aslında parçamın yukarıya dönük halinin bu şekilde olması gerekiyor. Bunun için de yine yapacağım şey Transform Transformation. Katılarımı seçtim. Rotation seçmek. Burada axis olarak X aksisini seçiyorum. Ve 90 derece olduğunu belirtiyorum. Onayladım. Onayladım. Şimdi geldim. Ne dedim? Kameralar kısmından front, define front ve onayla perspektife geldim. Ve şu an parçamın istediğim ayarda olduğunu görüyorum. Hızlıca sketch diyoruz. Şuraya bir halka koyalım. Onayladım.
Shape'ten boz komutunu seçiyorum bir bütün olmasını istediğim için. Surface bu yüzeye kadar parçamı genişlet. Şu şekilde anahtar halkam gelmiş bulunuyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.